Ya da ben seni tutup şeyle. Şu açın önce. Evet arkadaşlar, merhaba. Arkadaşlar bugün günlerden salı. Berken'i demin okuldan aldık. Arabada bir şeyler yedirdik. Tekrar geri okula bıraktık. Çünkü bugün Berken'in futbol dersi var. İlk başlıyor gene. Bizim de bir saatlik bir boşluğumuz kaldı. Buradan bir yere geldik. Bir yer var. Oradan bir kahve içeceğiz. Sonra geri Berken'i almaya gideceğiz. Bugün ben sabah kalktım. Senin izin günü. Evet. Belediyeye gittim. Sen söyle niye gittim? Evet. Bela ehliyetini aldı sonunda. Bela nihayet ehliyeti oldu. Artık Sıla yolunda iki şoför olacağız. Artık uyumak yok. Uyumak hiç olmayacak. Otellerde çok kalmamıza gerek yok. Şimdi, çünkü Bela sürerken artık ben dinlenirim herhalde. Ve de şöyle bir şey, Belçika'da ehliyet nasıl alınır? Valla ben unuttum da sen onun detaylarını sor da ben söyleyeyim yani. Belçika'da ehliyet sistemi biraz farklı. Yani Belçika'da ilk teoriyi geçtiğiniz zaman... Teori dediği de sadece trafikten soruyor. Yani Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Hem ilk yardım hem motor hem trafik değil. Sadece teoriyi geçtiğin zaman arabayı tek başına gündüz vakti saat 9'da 5 arası mıydı? Evet. Kullanabiliyorsun belli bir saat derse aldıktan sonra. Bayramları da süremiyorsun. Cumartesi yani resmi pazar. Tatillerde ve gece süremiyorsun. Kısaca öyle diyeyim. Ama şöyle bir durum var. Biri yanındayken sürebiliyorsun yani. Mesela ne diyorlar? Ama git. Evet, refakatçi ile beraber sen sürebiliyorsun aslında. Belçika sınırları dışına çıkmama kaydıyla. Çünkü aynen. Belçika dışında süremiyorsun o ehliyetle. Ama çok iyi oldu. Yani almış olana çok sevindim. Çünkü hem dediğim gibi Berken'i okula götürüp getirmek konusunda hem... Tek başıma artık sürebilirim. Bir işin çıktığında illa yani bana ya da babana ihtiyaç durmadan ya da Sıla yoluna en çok bana yardımcı olabileceğim bir durum. Evet arkadaşlar, Belçika'da B ehliyeti nasıl alabilirsiniz? Onun adım adım cevabını vereceğiz. Yani biz nasıl aldık en azından onu söyleyeceğiz. Çünkü ben de burada ehliyetimi aldım. İkimizin de aynı değil. Çünkü ben daha erken aldığım zaman o zamanlar ki yasalar biraz daha farklıydı. Şimdi daha da zorlaştırmışlar. Detaylı bir şekilde anlatayım. Gerçekten inolamaz. Ay, geldiğimiz kafe kapalıymış ya. Neyse, başka bir tarafa bakalım. Orası ana caddeye benziyor. Arkadaşlar kahve bulamayacağız. Bir yere geldik, hiçbir kafe yok ya. Gerçekten böyle sanki bir böyle merkezi bir yer bir de. Bir tane evet. Var, o da kapalı. Evet. Kaçıpan olma ya. Evet, imkansız. Kafe yok. Ve çocuğa geç kalacağız. Size de bu videoyu yapmak istiyorduk. Şöyle bir tur atalım mı? Ya Domko var. Ama kafe yok. Ama güzel bir yermiş. Biz buraya niye hiç gelmedik? Biz niye hiç gelmedik? Kesin kapalı. Buraya geliriz, yeter ki bir kafe bulur. Ama kapalı. Yeah. Kapalı. O yüzden kızın diyor burada kafe yok. Ay, gerçekten kapalı. Orası da kafe ama orası da kapalı. Orası açık, orası açık. Kapalı. Lambaları yok. Deminki kafe değilmiş bu arada. Restoran çıktı. Bizi kovdular oradan. Yine kovdular. Şurası. Kahve yok dedi. Evet. Pasta var. Ay, cappuccino normal. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Vaktimiz yok. Kahveyi sadece paket bulabildik. Evet. Oturacak yer yok. Bir yere sorduk, adam direkt dedi kahve yok bizde dedi. Evet. O metronun içine oturabiliyorduk da. Bir saat de çok kısa bir süre. Aslında bakın, biz şu kafe için gelmiştik ama kapalı. Google oraya bakmadım dikkatle, open edeyim. Aşkım, bizim araba küçük kaldı bunların arasında. X5. X5 daha büyükmüş bizimkinden. Arkadaşlar Belçika'da. A few moments later. Arkadaşlar teori aldıktan sonra, yazılı sınav aldıktan sonra 3 sene boyunca gerçek ehliyeti almadan araba sürebiliyorsunuz. Evet. Siz de kahvenizi alın. Videoya devam ediyoruz. Evet. Ne dedik? Belçika'da Teoriyle 3 sene sürebiliyorsunuz arabanızı dedik. Ya yanınızda bir refakatçi gerekiyor. Ya da 20 saat ders almış olmanız gerekiyor. Aynen. 20 saat ders aldıysanız
tek başınıza sürebiliyorsunuz Belçika'nın. Evet. Ama gerçek ehliyeti almak için pratik sınavına giriyorsunuz ve inanın bana pratik sınavı... ...düşündüğünüz gibi değil. Bir de yani bana sorun. Gerçekten şoför olan insanların alamadığı bir sınavdan bahsediyorum. Bazen adam mesela çok çok saçma şeylerden sizi bırakabiliyor. Yani yoruma açık bir sınava giriyorsunuz. Kısmen. Aynen öyle. Kısmen yoruma açık. Mesela Bela'nın bundan yani bir önceki sınavı, ehliyeti almadan önceki sınavı bana göre kesinlikle bırakılacak bir yer, bir konum, bir durum söz konusu değil ama adam sınavını yaktı. Yapacak bir şey yok sonuçta. Adam kendi farklı yorumlayabiliyor ve siz buna saygı duymak zorundasınız. Bizim yaşadığımız tabii ki tecrübeleri anlatıyoruz. Yani herkesin böyle oluyor, herkes böyle değil. İlkte alan, valla ben de ilkten alamadım. Bela da ilkten alamadı. Hani ilkte alan var mı onu da bilmiyorum. O ilkten çok zor yani. Zor tabii canım ya, yani Belçika'da gerçekten zor. Yani ve bu bilinçli. Belçika'da benim tanıdığım ilkte alan var mı hatırlamıyorum ya. Yani. Ben de tanımıyorum. Belki de vardır, bilmiyorum. Yani direkt öyle bir soru sormadığım için kimse... Ya Ayşe, ona sorarsan o ilkten aldı. Helal olsun, yani ilkte birde bir aldıysa... Şimdi... Yani dediğimiz gibi yarım ehliyet olarak alıyorsunuz ve onunla kısmen kullanabiliyorsunuz arabayı. Ama yolcu taşıyamıyorsunuz ve geceleri ve resim tatillerde araba kullanamıyorsunuz. Dediğimiz şekilde Belçika'da sınav kısmen yoruma dayalıdır. Yani hoca... Bu böyleydi dediği zaman hayır bu böyleydi değildi diyemiyorsunuz. Yorum hakkı var hocanın ve yorum yaptığı zaman da onun yorumuna göre sizin kalma ihtimaliniz var. Çünkü o sadece şartı değerlendirmiyor. O anki refleksinizi, kontrolünüzü, kendinizden emin olup olmadığınızı da değerlendiriyor. Eğer kendinizden emin değilsiniz ve en ufak bir hata yaptıysanız bile sizi yeterli bulmayabiliyor. Ve bir de Belçika'da psikolojik bir stres de oluşmuş Belçika toplum üzerinde. Baskı var çünkü yani herkes birbirine yani çünkü söylüyor. En büyük dezavantajından biri ise yabancı dilde yani kendi dillerinde yapmış olmaları. Bu da bizim için dezavantaj. O dilde ya dili çok iyi olan insanlar değil. İçin belki sıkıntı değil ama çünkü, benim için mesela sıkıntı. Ben şu Allah korusun ehliyeti verirsem bir daha sıkıntı yani. Almanya'ya gitmem çok yüksek. Şöyle sıkıntı dilde teoride ben Fransızca girdim çok stres yaptım. Çünkü benim ilk dilim Flamancaydı. Ama Fransızca olmasına rağmen ilkten geçtim teoriyi. Evet. Benim şey anlatmak istediğim pratikte dil sadece düz, sağ ve sol. Gerçekten adamın susması beni strese sokuyordu şahsen yani. Herkes farklı algılayabilir ama benim oradaki hiçbir şekilde konuşulmaması ve o sessiz ortam, soğuk bir ortam oluyor yani. Kimseyi korkutmayalım yine de ama yani sakin kalmanız gerekiyor ki yolunuza bakıp doğru yolu bulmak lazım. Yani bu. Çünkü düz gitmen lazım. O düz yolu da bazen zor olabiliyor yani. Aslında dönebiliyorsunuz. Yani tabela okuyorsan sıkıntı tabelaya değil. Tabelaya çok dikkat etmeyin. Evet, tabela okuman lazım. Kısaca bence. Öyle. Mesela ben ehliyet alırken sadece dediğim gibi pratiği ve yazılı yani teoriyi geçmem gerekiyordu. Hı hı. Ama şimdi bir pratik bilmiyorum. Bak dilim bile dönmüyor. Bir Türkçesini söyleyeyim. Dikkat sınavı. Hı. Hani bu sınavın şeyi ne kadar dikkatlisiniz onu test ediyorlar. İşte o sınava girdiğinizde de önünüzdeki araba, arkanızdaki araba, sağdan gelen araba, ya bu sadece araba var mıydı yok muydu gibi bir soru değil. O arabanın rengini dahi soruyor mesela. 5 dakika önce geçtiğin arabanın diyor hangi renkteydi diyor veya... Ne direkt öyle değil aşkım. Direkt sormuyor hangi renkte öyle bir soru yok ama diyelim ki arkanda bir beyaz ve bir kırmızı araba geçti o 5 dakika süresince. Ve diyor ki kırmızı araba sağa mı gitti sola mı gitti? Heh. Anladın mı? Vallahi. Orada da bu arada onu da söyleyelim. Şöyle açık... yoruma açık sorular çıkabiliyor. O yüzden ben ilkten geçemedim. İkincide orayı da geçtim. Çünkü diyelim ki senin arkanda ama orta şeritte bir otobüs gidiyor. Ve sana sorduğu soru senin arkanda ne vardı demin? Ve sen dersen ki otobüs vardı yanlış olabiliyor. Çünkü o otobüs orta şerit gidiyordu. Senin şeritin de değildi. Hadi canım. Vallahi bile bana o soru çıktı. Ve ben orada hata yaptım. Yani düşünün arkadaşlar nasıl ne kadar zorlaştırabilirlerse o kadar zorlaştırdılar bu ehliyet meselesini. Evet. Ve o preskripsiyoncu risk de ayrı bir stres. Yani oraya giriyorsunuz sadece 10 soru soruyorlar. 6'sını doğru yapmanız gerekiyor ve çok hızlı her şeyi görüp anında bilgisayarı durduruyor. Bu arada bilgisayarda olduğunu söylemedik. Yani bilgisayarın arkasına oturuyorsunuz ve o sorulara cevap vermeye çalışıyorsunuz.
Yok yok. O farklı bir şey. Yani Belçika'da artık bu arada Türkçe kalmadı yani. Onu da evet, söyleyeyim. Onun için de itirazlar vardı galiba. Yani görüşülüyor da. Ciddi belki bir talep var ama Belçika'da gelen kanun kolay kolay kaldırılamıyor. Evet. Öyle. Şöyle söyleyelim. Yani dikkat sınavını geçtikten sonra da onun da süresi olabiliyor. Bir sene içinde pratiğe girmeniz gerekiyor. Ve bir sene içinde pratiğe girmezseniz veya kaybederseniz hala 3 sene vaktiniz varsa bile yeniden dikkat sınavını geçmeniz gerekiyor. Ayrıca da ilk yardım kursu da atestasyonunu almanız gerekiyor. İlk yardım kursu aslında en kolayı ama yine de yani bir zorluk değil mi aşkım? Yani o da bir engel yani. Yani o belgeyi aldığınızda ilk yardım yapabiliyorsunuz, verebiliyorsunuz diye. Onun da süresi var 2 sene. Yani her şey bir süreli, bir engel, bir zorluk var. Yani gerçekten öyle dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil. İlk önce yani özetle geçersek, çünkü 5 dakikamız kaldı. İlk önce teoriye çok uzun bir zaman ben hazırlandım. Fransızca ders gördüm teoriyi. Onun da hafif görüntüleri var. Buraya bir yerlere ekleyebilirim derse gittiğim zamanlar. Ve toplamda 1,5 senede bu ehliyeti alabildim. İlk önce teori, sonra yaptığım şey ilk yardım, sonra yaptığımız şey preskripsiyon jurist. O ayrı bir stresi 2 defa da aldım. Ve şimdi videonun sonunda veya işte bir yerinde neredeyse şu anda en kötü haberi söyleyebiliriz. Toplamda kaç kere girdim sınava? Vallahi bilmiyorum, çok girdim. Yani 4. seferde alabildim pratiği. En zorlandığım konu buydu. Hem stres dolayısıyla hem ilkinde sürücü kursuyla girmedim ilk sınava. Kendi arabamla girdim. Kendi arabamla girdiğim zaman da zaten daha da zor geçemiyorsun. Çünkü istiyorlar bir para verin. Bir şekilde emek istiyorlar vermeni. Ben hiç ders almadan girdiğim için geçemedim. Sonra 6 saat, bir tane daha 6 saat. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün son ehliyet dersim var. Şöyle göstereyim size ehliyet için arabayı. Şöyle bir tane Skoda. Şimdi öğretmeni bekliyorum. Burada. Gelsin. Ve son dersini bana versin inşallah. Bakalım sınavda geçeceğim mi? Hadi bana bol şans. Güle güle. Ya bence tamamen o da değil yani, yeterli bulmuyor biliyorlar. Yani bence parayla alakalı bir durum olduğunu da zannetmiyorum. Evet. Sonuçta o hani parayla alakalı bugün de geçemeyebilirdim yani. Yani geçemeyebilirdim. O ihtimal var yani. Bu da parayla alakalı olmadığını kanıtlıyor bize. Aynen. Yoksa adam parasını alır geçer yani. Değil mi? Yani sefa. Benim için yani tamam, bir dedikodu olarak söylenebilir ama real olduğunu düşünmüyorum ya. Evet, sürebiliyorsan ikide de alırsın. Var. İkide alan bir de bir çok, alan da var yani. Bence vardır yani. Ama alamam. Benim alamamam da hani gerçekten çok saçmaydı. Sen kendi sınavını anladın. Ben kendim çok rahatladım. Artık sınav mekrezinin önüne geldik. Evet. Yani ben geçtim. Evet. Yani her şeyle geçtim. Tamamen her şeyi dört dörtlük yapmıştım. Ömer ikide tam aldı. Tam sınav merkezinin önüne geldim. Orada küçük bir kompa yani bir baba var. Bir karşı yuvarlak var. O yuvarlakta yuvarlağın içine ki arabaya yol vermedim diye yaktı beni. Yani ki mesafe o da vardı. O da yoruma açık çünkü araba bayağı uzaktaydı ben girdiğimde ama olsun, kural olarak ona yol vermem, beklemen gerekiyordu. Ben de herhalde artık geçtim nasılsa diye rahatlayıp öyle bir hata yapmıştım. O da bana işte ağır bir maliyeti olmuştu. Evet. Yani sonuçta bir sınavda kaldığınızda en azından bir 2-3 saat ders almanız gerekiyor. 3 değil 6. Yeniden sınav ödemeniz gerekiyor gibi gibi. Bir sürü nedeni var. Yok benim o zaman o kadar değildi. Bu arada bunu da söyleyelim. Uzadıkça süre dersler şu alıyor. Hani 2023'teki şu an güncel videoyu söyleyelim. Sınavı kaybettiğinizde tekrardan 6 saat ekstra ders almanız gerekiyor. Sadece ilk fırsat veriyorlar 2 evet, kere. İlk kaybettiğinizde 2 saat derste tekrar girebiliyorsunuz ama den sonrakinde 6 saat minimum almanız gerekiyor ve bu da çok ciddi bir maliyeti 500 var. 500 küsur euro yani çok yani, yüksek. Yani ben bir hafta içerisinde mesela biz 1000 euro verdik. Evet. 500 verdik, kaybettik, 500 daha verdik. Çok şükür bu sefer kurtulduk. Yok bir ay. Yapacak bir şey yok. Evet, Belken'i de futboldan aldık. Evet, Belken'i futboldan aldık. Artık eve doğru gidiyoruz. Evet. Oğlum çok güzel oynadı, eğlendi. Şimdi enerji de attı. Şimdi eve doğru gideceğiz. Ne diyorsun? Evet satalım peki ya. Nasılsın? Kanat malat yapsın. Rahat mı? Çay zamanı. Was at home again beside the stream.